Evet arkadaşlar, bugün Tekirdağ Tüm Bağdan çıktık ve arkadaki tabayı gördüğünüz gibi Edirne'ye gidiyoruz. Ve ne için gidiyoruz biliyor musun? Edirne ciğer tabayı yemeye gidiyoruz. Tabi o esnada gezeceğimiz yerleri de mutlaka videoları çekeceğim. İkisi de gezerken takip edelim. Evet arkadaşlar, şimdi tabi Edirne'nin iç kısmına girdik. Yaklaşık olarak kameradan burası ki 10 dakika kadar bir diğer zaman oluyor. Şimdi arkamızda bulunan yer bu arada Silimi Camii arkadaşlar. İlk olanda kabine kalktı almış ama çok güzel bir yerde. Hemen Edirne merkezin iç kısmında kalıyor. Tabii şimdi biz içeriği gezelim ve de size bunları görmüş olalım. Hadi bakalım. Caminin hemen arkasında olduk arkadaşlar. Evet, küçük bir zaten Kıbrıra Camii diye geçiyorum. Hatta 15. yüzyıl diye hemen direkt alt kısımda da geçiyor, görebilirsiniz şöyle. O da küçük olarak hemen Silimi Camii'nin, hatta bak şöyle karşılıklı olarak baktığınız zaman hemen karşı karşıya var. Silimiye Camii, Osmanlı Padişahı'nın 2. Selim dönemindeki Mimar Sinan'ın yaptığı Osmanlı ve önceki başkenti Edirne'de bulunan bir külliyedir aslında arkadaşlar. Mimar Sinan'ın 80 yaşında yaptığı ve ustalık eserinin şeklindeki niteliğinde Silimiye Camii'ni gerek Mimar Sinan, gerek olarak Osmanlı mimarlarının en önemli eserlerinden birisidir. Abdest almak istediğimizde ise hemen giriş kısmında abdest almaların yerleri bulunuyor. Benim heyecanımın giriş burası. Biz biraz içeri gireceğiz. Siz de içeride neler olduğunu göreceksiniz. Benim heyecanımın ise mükemmel bir taşlardan yapıp şöyle bir giriş vardır. Silimiye Camii'nin hemen arka kısmında da Turkish Bath hamamı da mevcut olarak var. Silimiye Camii'nin ana en büyük giriş kapılarından biri hemen kubbelerin altında. Silimiye Camii'nde küçük ara merdivenlerden inmeye devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, hemen üst kısımda zaten Silimiye Camii var. Silimiye Camii'nin hemen alt kısmında bakın. Aynı bildiğimiz Mısır Çarşısı gibi, yani İstanbul Eminönü'nde gibi kapalı çarşı gibi bir ünlük var. Şimdi biz tabii buranın içerisine gireceğiz ve içerisinde neler olduğunu göreceksiniz. İhtiyaçlarınıza göre siz ona göre tercih edebilirsiniz.
karşının içerisinde tabii Edirne'de olduğumuz için özellikle Bulgaristan'ın meşhur ve artık Edirne'nin meşhur olarak Kavala Kurabiyesi'nden bir tane aldık tabii yemek için güzel. Hatta da yapıyorlar çok iyi. Bir de onun haricinde arkadaşlar 125 lira şöyle 5'li olarak yapımlar var. Şöyle gerçekten güzel. Mesela burada çeşitleri var bakın. İşte kakao gibi, karışık gibi, limon gibi. Bu şekilde bu da 125 lira bu arada. Geldiğiniz zaman böyle bir şey alabilirsiniz. Edirne'ye geldiğimiz zaman tabii Selimiye Camii birinci duraklardan biri arkadaşlar. Şimdi ama ikinci olarak en meşhur olarak ciğeri meşhur biliyorsunuz. Şimdi Selimiye Camii'nin hemen altında arka bölümde ciğerci Aydın var meşhur olarak. Ve şimdi biz oraya gideceğiz. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Arsenal'ın heykeli. Sağ kısmında ise görmüş olduğunuz gibi Selimiye Camii. Arka kısmında ise Atatürk Bulvarı yine aynı şekilde Mimar Sinan'ın yapmış olduğu camiler. Gerçekten Edirne'nin merkezi resmen tarih kurtar arkadaşlar. O yüzden kesinlikle gelip gezmenizi tavsiye ediyorum. Evet, iyi yaptın onu. Efendim oğlum? Aydın'a geldik. En meşhur. Bakalım tadacağız ve nasıl olduğunu biz de bilmiyoruz işin açıkçası. Şimdi Edirne'de arkadaşlar sizin bileceğiniz arka tarafında ciğerli Aydın var. Oraya geldik. Çok meşhurmuş bu arada gerçekten. Bakalım biz de deneyeceğiz buranın ciğerini. Çünkü artık Edirne'nin gözümüz bir meşhur olarak tava ciğeri meşhur. Şimdi yiyelim bakalım neyle karşılaşacağız biz de bilmiyoruz. Senin yemeğin gelmiş oğlum yiyebilirsin. Hadi yani. Hadi yiyebilirsin. Onu yedin de roket gibi uçar seni geye. Ciğerimiz geldi. Tabii bunun nasıl bir tadın olduğumuzu göreceğiz. Tabii şu anda herkes bakalım bir yorum yapacak. Ben de çok merak ediyorum şimdi. Var ya çok mükemmel arkadaşlar. Gerçekten kesinlikle tavsiye ederim.
Emine Hanım, yorumunuz nedir? Arkadaşlar, Selim Bey Camii'nin alt kısmına geldiğimiz zaman aldığımız meşhur, gördüğün gibi market meşhurdur Osmanlı macunu. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Peki Osmanlı macunu nasıl sence? Ağzı yapışıyor mu? Değil mi? Farklı bir şey. Hadi bakalım. Selimiye'nin çarşısına geldik bu arada. Selimiye Camii'ye doğru çıkıyor. Hem de altı kısmına doğru. Yani burada çarşılar var. Burada alışverişinizi yapabilirsiniz. Gayet güzel. Tabii şu anda saat 6 oldu. Güneş birazcık batmak için Selimiye'de çıkabileceğiz özellikle. Kesinlikle tavsiye edeceğim yerlerde de çok iyi oluyor. Emine Hanım, hangi burmadan istersiniz? Emine Hanım'ın şeyi. Kemal Sunal'ın filminde şey var. Tavuğa bandırıyor sağ ol. Emine Hanım'ın sınıra kadar geldik. Bu ara göster hayatım. Yunanistan pazar biliyorum. Şöyle yakınlaşır hatta. Söyleyeyim. Aa, arkadaşlar, Meriç derindeyiz. Hatta bakın. Bostaköy'e hemen geçtik. Şöyle. Bostaköy 5 kilometre hemen. Hemen kılıçık arkadaşlar. Meriç nehri arkadaşlar. Görün de tabii Tunca nehri var. Biz Mısır üzerinden geçtik. Ara aşağı. Hemen aracımızı da şu kısmı bıraktık. Birazcık fark etmemiş. Hemen sol kısmı, hemen arka kısmına baktığımız zaman tekrar. Ve bunu arabayı baktığından geçerken şöyle kamyonlarla gezintiler yapıyorlar böyle. Hatta yaklaşıyorlar. Vay, çok güzel yani. Gerçekten yer böyle eski tren kırı, Lozan Anıtları gibi, Karaağaç eski tren yerleri gibi, Milli Mücadele mesela Lozan Müzesi gibi her şey bir anda hepsi. Şimdi arkadaşlar, Tunca Nehri'ndeyiz. Bu arada hemen bir çubuğu vardı. Bakın hatta çok değerli görünmüş bir şeydi. Hemen yan kısmında zaten bir anda tutucu denekli var. Bazı şey yeşillendi yapmış. Hemen kalıp çıkıyordu. Ve çok hareketli çok doğum bir yer arkadaşlar. Gerçekten bir de gelken bile doğruluyorum. Şimdi Meriç şehrine doğru devam edelim.